çekim yaptık, ne bileyim ben. Şimdi burası da iki ülkeyi birbirine bağlayan Gürcistan'ın Tiflis çevre yolu. Şimdi bu yolları böyle gördükten sonra, yani bu canım arabalar ve bu kadar yüklerin ardında böyle bir yoldan gitmeleri veya gitmeye mahkum olmamız, hiçbir şey de yapamamamız, hiç kimsenin de elinden bir şey gelmemesi. İnsan şoför olarak kendini aşağılıyor. Yani böyle bir yoldan giderken aşağılıyor. Ve Türkiye'deki yolları gördüğümüz zaman biz hala bir şeyleri eleştirebiliyorsak, bunları görerek kendi yaşantımızdaki şeyleri azıcık şükretme noktasında şükredemiyorsak, o zaman yapacak bir şey yok demektir. Yani olayı belki siyasete doğru yönelmiş gibi olsa bile, yani şükretmemiz lazım. Yani kesinlikle şükretmemiz lazım. Şükür Allah'ın bereket kapısı. Ve gittiğimiz yol, yolun hali Tiflis çevre yolu. Türkiye'yi Azerbaycan'a bağlayan yol. Şoförün burada araba sürerken, yani oturup da ağlayası geldiği bir yer burası. Bizim yayla yollarımız, yeminle söylüyorum ki, buradan kat kat daha üstündür yayla yolumuz ya. Türkiye'de filtrem. Ya sökü de bunun tozunu temizleyelim dediğimiz zaman arkadaşlarımız dalga geçiyorlar ya. Tozu nerede bulup da alıyorsun? Tozu nerede bulup da alıyorsun? Arkadan estiği zaman şimdi bir şey yok daha, şimdi şu an kar yağmış, daha yakın yerler kurumamış. Yazın buranın rüzgarı bitmez. Tozu da bitmez doğal olarak. Zor olan bir dört yaptık ona. 10 metrelik bir asfalt var. Buradan balkona çıkıyoruz. Oradan oturma odasına geçeceğiz. Beton blokların üzerinden gideceğiz. Aynı sihirbazlar gibi. Lastik betonun arasına gireriz de sıkışık kalacak orada. Evet. Evet. İkinci vites yetmeyi. Görüp de o zaman demek ki şükretmeyenler utansın.